Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugünkü dersimizi farklı bir konsepte, daha doğrusu kendimi de ekleyerek çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Şimdi bugünkü dersimize geçelim. Bugünkü dersimizde ıllıl, çarada, çalmotada ve motada'yı göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle bunların neler olduğuyla başlayacağız. Daha sonra paçimle olan ilgisini görüp ondan sonra örneklerimizle devam edeceğiz. Her zamanki şekilde ilerleyeceğiz. Nauna yani isme ıllıl çarada, çalmotada ve motada bugünkü öğreneceğimiz konumuz. Şimdi bakalım nedir ne değildir bunlar. Öncelikle nedir onunla başlayalım. İsme yani nauna ıllıl çarada bir şey iyi yapmak demek arkadaşlar. Bir şeyi iyi yapmak demek. Yine nauna yani isme ıllıl çalmotada ise bir şey iyi yapamamak. İyi yapamamak yani bir parça yapıyorsunuz, bir çaba sarf ediyorsunuz ama iyi yapamıyorsunuz anlamında kullanılıyor. Motada ise bir şey yapamamak. Hiç yapamıyorsunuz. Motada hiç yapamamak. Çarmotada iyi yapamamak, motada hiç yapamamak anlamında arkadaşlar. Çarada da iyi yapmak anlamında kullanılıyor. Peki, önce paçimle devam edelim. Eğer paçiminiz yoksa, yani kelimeniz ünlü bir harfle bitiyorsa, lil ekini getiriyorsunuz. Lil ekini getiriyorsunuz. Ben yori örneğini vermişim. Yori rıl oluyor dolayısıyla. Eğer paçiminiz varsa, yani kelimeniz ünsüz bir harfle bitiyorsa, ki ben undong kelimesini vermişim. Undong, il ekini alıyor. Il, undong il, undong il şeklinde oluyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Hadalı fiillerle ilgili. Şimdi bu ıllılı nereye getirdiğimize dair. Şöyle, eğer hadalı bir fiiliniz varsa, bu grameri kullanırken hadayla kelimenin kökünü yani oganını ayırmanız gerekiyor. Hada kısmıyla kelimenin kökünü ayırıyorsunuz. Sonra bu ayırdığınız kelimenin kök kısmına ıl ya da lılı getiriyorsunuz. Paçime göre hangisi uygunsa. Daha sonra ise işte çarada, çalmotada ve motada hangisi uygun düşüyorsa onu koyuyorsunuz. Bakalım elimizde neler var. Mesela ilk örneğimiz kumbuhada. Kumbuhada ders çalışmak. Ne yaptım? Hadalı kısımdan böldüm. Hada kısma bir tarafa, kumbu kısma bir tarafa düştü. Sonra kumbu kısmına yani noun kısmına ıllıl ekini getirdim ki burada lıl eki uygun düşüyordu paçımdan dolayı. Sonra da işte çarada, çalmotada, motada hangisi münasipse onu getiriyorsunuz. Mesela kumburul çalmotada ya da kumburul çarada, kumburul motada şeklinde ilerleyebilirim. Başka bir örnek daha bakalım. Norehada şarkı söylemek. Ne yapıyorum? Nore ve hada kısmını birbirinden ayırıyorum. Sonra nore yani isim olarak kalan kısmına kelimenin köküne ıllıl ekinden uygun olanını getirip ki yine lıl uygun olmuş. Daha sonrasını istediğiniz gibi çarada, çalmotada ya da motada şeklinde devam ettirebilirsiniz. Ben nore rıl motada örneğini vermişim. Önemli değil. İstediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz. Suyonghada yüzmek. Ne yaptım? Suyong kısmıyla hada kısmını ayırdım. Suyong isim olarak kalıyor artık. Ona ıllıl ekini getiriyorum. Hangisi uygunsa. Sonra da yine motada, çarmotada, çarada eklerinden hangisi uygunsa onu getiriyorum. Ben suyongul çarmotada demişim. Mesela iyi yüzemiyorum. Tam anlamıyla yüzemiyorum. Hiç yüzemiyor değilim. Ama tam anlamıyla yüzemiyorum manasına geliyor bu. Evet, bakalım başka elimizde neler var. Örneklerimiz var. İlk örnekte diyor ki çonun unjonul çareyo. Çonun unjonul çareyo. Unjon araba kullanmak demek. Unjonul çareyo iyi araba kullanıyorum. Çarada iyi yapmak bir şeyi iyi yapmak anlamında. Unjonul çareyo iyi araba kullanıyorum manasında. Jiyongsi'nin yoriril çalmoteyo. Jiyongsi'nin yoriril çalmoteyo. Yoriha da yemek yapmak demek.
Diyor ki Jiangxi, Jiang Bey diyor, iyi yemek yapamaz. Çalmota da iyi yapamaz. Yapamaz değil ama iyi yapamıyor anlamında kullanılıyor. Anıl Sinan il bonoril moteo. Anıl Sinan il bonoril moteo. Anıl diyor, Japonca konuşamıyor, yapamıyor. İl bono Japonca demek. Yapamıyor, mota da hiç yapamıyor anlamında yani. Anıl Sinan il bonoril moteo. Anıl diyor, iyi Japonca, il bonca, Japonca yapamıyor, konuşamıyor anlamında. Bir de bir diyalog örneği bakalım arkadaşlar. Diyor ki, ilk A kişisi B kişisine, Hangukmaril chareyo, Hangukmaril chareyo, Korece iyi konuşabiliyor musun, iyi yapabiliyor musun anlamında. Bakalım ne demişiz. Aniyo, chalmoteyo, aniyo, chalmoteyo, hayır, iyi yapamıyorum. Tabii onlar biraz daha bunları yayarak konuşuyorlar arkadaşlar. Dizilerden aşinasınızdır zira sizler de. Ama işte tabii bizler native speaker olmadığımız için bunları alışmamız biraz zaman alıyor. Ben gözlemliyorum. Bizde de çok güzel güzel konuşan, telaffuzu çok güzel arkadaşlar var. Kore'de olan, burada olan da var. Ama dediğim gibi herhalde bendeki olgunluktan kaynaklı biraz onlar kadar yayvan konuşamıyorum. Biraz da sanırım tarzım değil. Siz biraz daha böyle dizilerden pronounsa alışırsınız diye düşünüyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Eğer anlamadığınız ya da aklınıza takılan bir yer olursa aşağıya yazın lütfen. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.